Bize inadından söz eder misin? O çok inatçı. Çok uysal başlı gözüküyor ama çok inatçı. Toplumun içinde yaşıyor sürü halinde. Sürünün bir ferdi ama kafasına esimi çekip gidiyor. Ayrıksa ayrıksa bütün dağlara dağılabiliyor. Ve istediği yerden seçerek yiyor. Yani tepelere tırmanıyor. Toplum içinde yaşamayı biliyor ama toplumun haricinde de ferdi anlamda neleri ne zaman ne yapması gerektiğinin farkında. Biraz tepelerde olmak istedim. Biraz kartal yuvası gibi bakmak istedim. İnsanlar günlük hayatlarında o heyhuladan kopup manzarayı seyretsin anlamında bir felsefesi var. Televizyon yok. Tek bir tanecik televizyon var arzu edildiğinde. Burada birbirinize vakit ayırın. Birbirinizle konuşamadığınız şeyleri burada konuşun. Ona fırsat bulamadığınız durumları, dakikaları burada yaratın. Burada dış dünyadan kopun. Biraz kendinize dönün, biraz sevginize dönün, sevdiğinize dönün. Burada birbirinizi yaşayın. Amacım bu. Ama burada derdiniz tasanız olmasın. Burada dinlenin ve sıfırdan doğarak gidin. Yani burayı öyle yapmaya çalıştım. Derya Hanım, buranın çok geniş bir ufku var. Evet. Fakat bu mekanda da çok ince dokunuşlar var. Ve onlar da ruhani olarak sizin çok geniş bir ufka sahip olduğunuzun ifadesi. Buradaki seramikler de sizin elinizdeymiş çok. Doğru, belli. Ve bunları çok araştırarak yapmışsınız. Oymacılık sanatından yararlanmışsınız. O dönemizde çok ciddi bir kalite var. İonya'nın kültürü. İonya kültüründe neler var? Hangi motifleri çizmişler? Hayvanı nasıl betimlemişler? Çiçeği nasıl yapmışlar? Bunları önce gittim İzmir Müzesi'nde bütün müzelerini gezdim ve araştırdım. Baktım, tek tek fotoğrafladım. Ha evet, burada kullanacak olduğum şeyler de bu motiflerle oluşmalıydı. Çadır kurmaya elverişli bir mekanımız var. Aynı zamanda küçük bir amfiteyatro bölümü gibi var. Oluşturuyorsunuz. Evet, buraya bir yürüyüş yolu olarak tasarlanıyor galiba. Onu bize birazcık anlatır mısınız? Anlatayım. Ve kiliseden de bahsedeyim. Evet. Kiliseden başlayarak sondan başa doğru gelip yanıtlarken. Burası Tekke Köyü, eski Rum köyü. Ve bulunduğu Mavi Keçi'nin bulunduğu noktada eski bir Türk köyüyle eski bir Rum köyünün tam ortasında. Rum köyü tabii ki yaşamıyor. Kilise yıkıntıları var, milyonlar tane evlerin yıkık duvarları var. Bu iki kültürün orta noktasında yer alıyorum. Bu benim için çok güzel. Burası yüzyıllar öncesinin, bin yıllar öncesi İonya'nın birbirleriyle iletişim sağladıkları yolun kesiştiği bir nokta Mavi Keçi.
Dolayısıyla yürüyüş, bu antik yolun yürüyüşü açılmış, trekking yürüyüşlerine açılmış bir noktasındaki konaklama yerimiz. Tam 16. kilometresinde bulunuyoruz. Dolayısıyla o yolu yürüyecek olan arkadaşlar da, sporcular da konaklamalarını burada yapabilir. İki anlamda yapabilir. Hem butik otel anlamında hizmet almak isteyebilirler. O anlamda var. Artı bir de arazimizde çadır kurma olanakları var. Çadırlarını da kurup ben burada konaklamak istiyorum, yatıp kalkıp şu manzara ve bu kokuyu yaşamak istiyorum diyebilir. Artı Börklüce Mustafa'nın topraklarındayız. Yani burada hakikaten özgür olmak gerekiyor. Hakikaten keçi olmak gerekiyor. Börklüce de keçilik yapmış, keçi gibi tırmanmış, mücadelesini vermiş. İnsanlar da öyle yaşarken, yörükler öyle. Dolayısıyla yani bu atmosferi yürüyüşçüler, Efes Mimas Antik Yolu'nu kullanacak olan arkadaşlar da geldiğinde içlerini sindirerekten of iyi ki oralara gitmişiz derler. Mütevazi davrandığımı düşünüyorum. Çok alengirli şeyler yapmıyorum. Çok lezzetli olmasına dikkat ediyorum. Bunun sonucunda da başarılı oluyor. Kesinlikle. Diyecekler. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Test edince onaylandı. Sağ ol, teşekkür ederim. Böyle bir şey. Peki Türkiye'den ya da yurt dışından fark etmiyor aslında. Buraya gelmek isteyen insanlar için açık adres çok daha kolay ulaşım edinebilecekleri yol, güzel yol. İzmir'de Çeşme yoluna girildiğinde, Çeşme otobanına girildiğinde Karaburun Mordağın ayrımı var. Karaburun Mordağın ayrımına girildiği noktada Mordağ'a geliniyor. Yaklaşık o ayrımdan 20 dakika sonra Mordağ'da ve Mavi Keçi'de olabiliyorsunuz. Türkiye'nin de en son uç noktalarından bir tanesi. Karaburun'a da 20 kilometre kala bir noktadayız. Ve tepedeyiz. Biz tepedeyiz, sizi de bekleriz. Tekrar gelerek tekrar abartabilirsiniz. Aynen, hiç sakıncası yok biz benim için. Biz de öyle düşünüyoruz. Özellikle kış çok çarpıcı bir atmosfer olacak. Eylül ekibi de çok güzel. Kışı da güzel geçiyor. Ege kışı zaten çok soğuk olmuyor. Hani burası yayla olduğu için, yayla vasfında olduğu için biraz serin geçebiliyor ama en fazla 3 derece daha soğuk oluyor aşağılardan, ovalardan. Şöminemiz var. İstediği kadar soğuk olsun. Mecburen teknolojik kalorifer sistemimiz de var. Şöminenin başına oturup kestanemizi de çıtlatıyoruz. Patatesimizi de közlüyoruz. Kış aylarında gelen çok oluyor. Tercih eden çok oluyor. Çünkü haklılar. Kışın karası var ya genelde. O şehir içindeki o kara hava. İnsanlar oradan kopup bir nefes almak istiyorlar. Haklılar. Çok sağ teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür bunları ederim. Bunları sunduğunuz için. Sağ ol Nilüfer'cim. Ben teşekkür ederim. Şahat tümüyle bastırmadı aslında. Ama imkan var mı bundan daha soğuk olmasına?